Koronam biraz rahatladı. Eskisi kadar ağrılı değil. O ağrılı süreç ilk günlerde oluyormuş sanırım. Şu an biraz ağrım var. Ateşim yok da. Nefes almam biraz rahatladı. İyiye doğru gidiyorum. Haterlarımdan özür dilerim başta. Ölemedik. Kusura bakmayın. Artık bir dahaki sefere. Bu aralar farklı bir tartışma ortaya çıktı. Farklı tartışma görünce hemen atlıyorum çünkü. Twitter'da bir kullanıcı bir restorana gidiyor. Çocuğuyla birlikte. Ama restoran diyor ki konseptimizde çocuk yok. Sizi alamayız. Sonrasında bunu isyan ediyor ne demek benim çocuğumu alamazlar ben bu çocuğun yüzüne nasıl bakarım falan diye. Bu konseptle ilk defa tanışmışlar halbuki baya da yaygın bir olay. Bunun üzerine her konuda olduğu gibi insanlar yine ikiye bölünmüş. Nasıl böyle bir şey olabilirmiş diye. Gayet olabilir. Kaba bir tabir olacak ama çocuk osuruk gibidir arkadaşlar. Herkese kendisininkinin kokusu güzel gelir. Belki sizin için dünya tatlısı bir şey olabilir o çocuğunuz. Belki çocuğunuzun attığı desibel rekorları kıran, cam çatlatan otist sesler size fazla rahatlatıcı gelebilirken başkalarına gelmeyebilir. Keşke şunu idrak edebilsek artık. Toplum olarak da senin çocuğuna bakma, senin çocuğuna katlanma gibi bir zorunluluğumuz da yok. Çocuk yapmak tamamen bir tercih. Zorla yaptırmıyorlar sana. Birçok insan çocuklardan rahatsız oluyor zaten. Bugün bir ortama girdiğimde o ortamda bir çocuk varsa ve ağlamaya başladıysa ya da herhangi bir çığlık atmaya başladıysa beynimden gerçekten elektrik yemiş gibi oluyorum. Daha önce yakınımda bu konuya şahit olmuş insanlar varsa bilir ne de demek istediğimi bildiğin düşüncemi bile engelliyor. Fazla rahatsız edici bir olay. Ve istiyoruz ki hayatımızın her yerinde olmasın bu çocuklar. Ama sen de çocuk yapacaksın derseniz evet ben de yaptığımda çocuk kabul eden yerlere giderim. Benim gibi olan başka insanlara saygım olur. Onlara göre hareket ederim. Bazı mekanlar da var ki ileri de bunların sayısının daha da artmasını istiyorum. Toron olarak çocuk kabul etmiyorlar. Bu sayede bir çift güzel bir akşam yemeği için bir yere gittiğinde akşam yemeklerini yan masadaki çılgın atan çocuk zehir etmesin istiyorlar. Tabi sadece bununla sınırlamamak gerekiyor. Birçok konuda işin içine çocuk dahil edilmediğinde çok güzelleşiyor o mekan. Tek tek başına tabii ki sosyal hayatın bir kusuru değil çocuklar. Ama olduğunda da çok büyük sorun oluşturabiliyorlar. Her yerde olmasınlar. Bazı yerlerde çocuklu girilemesin yani. Sadece restoran değil. Sinemada çocuk krizi diye bir şey vardır. Filmin zevkinin içine ederler. Yolculukta çocuk diye bir şey vardır. Kaçamazsın da orada. Bağ bağırır da bağırır. Bazı oteller zaten yapıyor bunu. Bayağıdır da yapıyorlar hatta. İnsanların kafa rahat oluyor. Bırakın da her yere de çocuğunuzu götürmeyin kısacası. Böyle bir sisteme geçildiğinde de bir yandan şu da var mesela. Bazı çocuk sahipleri gerçekten çok büyük eziyetler çekiyorlar. İnsanların mahcubiyetinden dolayı. Ben bir otobüs yolculuğunda bir kadının ağladığını hatırlıyorum mesela. Çocuğu susmuyor diye. Ama bu tarz hizmetler yaygınlaştı. Öteki tarafı seçenler daha az mahcup olmaya başlayacak. Öteki taraftan kas Çocuklu yolculuğa kabul edenler daha az sinir olmaya başlayacak. Olsa da zaten ötekini seçseymişsin diyecekleri için çocuk sahipleri daha az sıkıntı çekebilir. Bir cümleyi kuramadım ha burada. Umarım bu sistem ileride daha da yaygınlaşır. Biz de bu tanrılaştırılmış çocukların ızdıraplarından daha az çekmiş oluruz. En azından kafam patlamaz artık. Keşke biraz daha yaygınlaşsa veya hangi mekanların konsept gereği çocuk almadığını bilsek de daha rahat gidebilsek o mekanlara. Hastalıktan dolayı çok uzun uzatamayacağım. Konuştukça başımın içi böyle bir ağrı yapıyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.